Hello ladies and gentlemen, welcome to everyone happy days. Hanımlar beyler merhaba. We make a local meatball on this video. Hasan Paşa köftesi tarifi. Turkish Hasan Paşa meatballs to be made with stuffed meatballs. Garnitürlü dolgulu köfte yapacağız. Bones of meat with beef. Kemikli dana eti. Eggs. Yumurta. Garlic. Sarımsak. Stale bread. Bayat ekmeklerimiz var. Peeled onions. Soyulmuş soğanlar. Canned peas. Haşlanmış konserve bezelye. Potatoes and carrots. Patates ve havuç. Cheddar cheese. Kaşar peynirimiz var. Ana malzemelerimiz bunlar. First prepare filler materials. Add peas to pot. Dolgu malzemelerimi hazırlıyorum öncelikle. Add the carrot strips to the pot. Havucumuzu soyuyoruz. Birkaç parçaya bölüp bir tencereye yerleştiriyoruz. Bezelyelerimizi de bir haşlama tenceresine koyduk. Bezelyelerimiz haşlanmış ama yine de biraz kaynatıp suyunu atacağız. Boil potatoes and carrots with salt. Patateslerimizi ve havuçları haşlamamız gerekiyor. Biraz tuz ve kaynar su ekleyip kısık ateşte haşlayacağız. Separate medium fat veal from bone. Kemikli dana etlerini kemiklerinden ayırın. Kemikli et seçmemin sebebi kemiklerini de yemeğin suyunda kullanacağımız için. Orta yağlı dana etlerimiz. Add the bones to the boiling water and use it as meat juice. Çıkan kemikleri kaynar suya ekleyin ve kaynatın. Et suyu olarak kullanacağız. Get cooked carrots from the cooker, peas a little boil. Havuçları aldık, bezelyeleri koyduk, biraz haşlansın. Pass veal, garlic, bread, onion mince. Evet, etlerimiz, soğan, sarımsak ve ekmekleri kıyma makinesinden geçiriyoruz. This material will be a meal of 80. Buradaki malzeme 80 kişiye kadar yeterli bir yemek çıkaracak bize. A parcel egg breaks. Bir koli yani 30 kadar yumurta kırıyoruz. Add salt. 30 yumurta ilave ettik. Tuz ekleyin. Add black pepper. Karabiber ekleyin. Add caraway. Kimyon ekleyin. Stir the item thoroughly. Kıymayı tamamen karıştırın. I have to spend one more time through the mince. Kıymayı yoğurduktan sonra bir defa daha kıyma makinesinden geçirmek gerekiyor. Make sure the meat is well mixed. İki el kıydık. Şimdi iyice yoğurmamız gerekiyor. İyice yoğrulduğundan emin olun. Stir thoroughly and wait for 2 hours in the cupboard. Köftemizi tamamen yoğurup dolapta 2 saat kadar bekleteceğiz.
potatoes and carrots. Patateslerimiz ve havuçlarımız haşlandı. Peel and prepare the boiled potatoes. Haşlanmış patateslerimizi soyup hazır hale getiriyoruz. Patatesleri soğutmak için üzerine soğuk su dökmeyin. Patatesler dağılır. Patatesleri hava ile soğutun. Add the carrots to the strainer. Havuçları bir süzgece ilave edin. Add peas to the strainer. Haşladığımız bezelyeleri de bir süzgece ilave edip suyunu süzüyoruz. You need to decorate your interior with small cubes. İç malzemelerini küçük küp şekillerde hazırlamak gerekiyor. You can make it easy with such a practical method. Bıçakla doğramak yerine ben böyle pratik bir yöntemle patatesleri hemen doğruyorum. Add potatoes, carrots to a chopping pot. Doğradığımız patatesleri bir kap içerisine alıyoruz. Havuçları da aynı şekilde küçültüp patateslerle karıştırıyorum. Böyle pratik bir yöntemle daha kolay doğrayabilirsiniz. Yaptığınız yemek miktarı az ise buna gerek yok. Add peas. Bezelye ekleyin. Biraz karıştıralım. Add liquid sunflower oil. Add black pepper flakes and salt and stir thoroughly. Ayçiçek yağı, karabiber, pul biber, tuz ekleyip biraz karıştıralım. Make roast. İç malzememiz hazır. Şimdi köfte yapımına geçiyoruz. Köfteleri hazırlayalım. Prepare the roasts in small bowl. Köfteleri küçük kase şeklinde yapacağız. Make big balls first. Önce küçük top şeklinde boyutlarını ayarlayalım, keselim. Shape with a glass or bucket. Bir bardak yardımıyla veya kepçe yardımıyla böyle şekil verip hemen hazır hale getiriyoruz. Place the dumplings in the oven tray. Köfteler katı olursa daha güzel şekil alacaktır. Ama katı olsun diye ekmeği de fazla koyarsanız dağılır. Biraz yapması zahmetli. Köftelere şekil verdikten sonra sağını solunu elimizde sabitleyip fırın tepsisine yerleştirelim. Köftenin kenarlarının dik durmasını sağlayın. Bir porsiyona iki tane köfte hazırlıyorum. Biraz büyük yapıp bir tane de olsa doyurucu olacaktır. Cook for 7 minutes in the oven. Köftelerimiz hazır. 7 dakika kadar az bir sürede fırında pişireceğiz. Yarı pişmiş olarak çıkacak. Malzemelerini içine ilave ettikten sonra biraz daha pişirmemiz gerekiyor. Hiç su falan ilave etmeden
Direkt bu şekilde fırınlıyoruz. 7 dakikada hazır. Throw the half-cooked meatballs water for about 7 minutes. Köftelerimiz çıktı. Yarı pişmiş köftelerin sularını atıyoruz. Daha temiz bir tepsiye yerleştiriyoruz. Fill in the inner material you prepared in the corners. Köftelerin içlerine hazırladığımız iç malzemesini dolduruyoruz. Patates, havuç ve bezelye vardı. Make a sauce under the meatballs. Köftelerin az bir işlemi kaldı. Hemen altına salçalı bir sos hazırlayacağız. Pour in pot of sunflower oil and flour. Bir tencere içine sıvı ayçiçek yağı, un ekledik. Add bay leaf. Defne yaprağı ilave edin. Add pepper crust and tomato crust. Domates ve biber salçası. Add salt and black pepper. Tuz ve karabiber ilave edin. Add boiled bone water. 3-4 saat kadar kaynattığımız bu et suyundan, kemik suyundan daha doğrusu ilave ediyoruz. İyice çırpıp kaynatıyoruz. Biraz çorbadan biraz daha açık bir kıvamda olduğu zaman tamamdır. Cheddar cheese to cover the top of the cake divided by fettle. Kaşar peynirlerini köftelerin üstünü kapatacak büyüklüklerde doğruyoruz. Add sliced cheddar cheese. Dilimlenmiş kaşar peynirlerini köftelerin üzerlerine ilave edin. Rendelenmiş kaşar da kullanabilirsiniz. Ama bu şekilde yaptım. Fırından çıktığına daha güzel oluyor. Siz de göreceksiniz. Add the mash of your meal and bake again. Yemeğin sosunu ilave edip tekrar fırınlama yapıyoruz. If you fry for 7 minutes it will suffice. 7 dakika fırınlama yapmak yeterli olacaktır. Fakat ev fırınıyla bu fırın arasında fark olabilir. With the home oven this oven may be different. Kaşarlar eridiği zaman çıkarın. İyice kızarmasına gerek yok. But when the oven is melted do not fry too much. Gördüğünüz gibi dilim kaşarlarımız da eridi. Villagers ready for service. Köfteler servise hazır. Hemen bir tabak hazırlayacağım pratik. Add a plate of lettuce and rice. Bir tabağa marul ve pilav ekledim. Add pickles. Domates turşusu ve salatalık turşusu ilave ettim. Place the roast and get the bon appetite. Köftelerimi ilave edip subscribe to channel and follow other recipes. Afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olun ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Thank you very much for watching the video. Diğer tariflerimi de izlemeyi unutmayın.